Alak suresi 2. ayette hocam. O insanı alaktan yarattı. Yazmaktadır. Alak kelimesinin o dönemdeki en sık kullanılan ve bilinen anlamı kamp atışıdır. Bu bunu soran kişinin herhalde şeyi. O dönemdeki şeyi bu mu acaba? Günümüzde insanın kamp atışından oluşmadığı bilinen bir şeydir. Alak kelimesi bilmediğimiz başka anlamlara mı gelmektedir? Ve eğer öyleyse neden dolaylı yönden yazılmıştır? Allah gönderdiği kitabı anlamamızı zorlaştırmakta mıdır diye soruyor. Ek bilgi, Musevi birlikte insanın bir kan pıhtısından oluştuğu söylenir ki bunun kökeni de eski Mısır'a kadar gider. Eski Mısır'da kadınlar hamilelik döneminde adet olmadıkları için akmayan kanın rahimde biriktiği, pıhtılaştığı ve insanın bu pıhtılaşmış kandan olduğuna inanılırmış. Evet. Kur'an-ı Kerim bir okyanus, mana okyanusu. O yüzden bizim tefsir derslerimizin adı Katre. Bizim ondan kendi kabımızı aldığımız bir damla. Birimiz kıyısında geziyoruz. Birimiz kıyısından biraz ilerliyoruz. Kimisi derinlere dalıyor. Kimisi dibine dalıp oradan incilerini çıkartıyor. Kimisi de uzaktan durup izliyor. Bu mana okyanusunda her birimiz içerisinde oynuyoruz ve kabımız nispetince ondan istifade edebiliyoruz, alabiliyoruz. O yüzden Kur'an-ı Kerim üzerine yapılan tefsir çalışmalarını, meal çalışmalarını hep bu okyanustan alınan bir kap su şeklinde düşünmek lazım. Orada alakadan kastedilen kan pıhtısı kelimesinin geçtiği mealler ve tefsirler, tercümeler o dönemdeki kişilerin kendi bilgi birikimi neticesinde alaka kelimesine verdikleri mana. Yoksa alaka kelimesi sadece bu anlama gelmiyor. Alaka kelimesi o dönemde yine kullanılan muallaka iseb'a dediğimiz asılmış 7 şiir için de kullanılıyor. Bakın burada asma manası var, asılma. Yine aynı şekilde ki Arapçanın zaten zenginliğindendir. Arapçada alaka kelimesi sülüğün damara yapışıp kanı emmesi için de kullanılan bir kelime. Alaka yine. Şimdi orada asılı gibi oluyor ya. İşte alaka konuyla alakası var. Bununla alakası var. Taalik deriz. Dipnot. Dipnotlara taalik diyoruz. Evet. Alaka kelimesinin sadece alakanın değil, Arapçanın birçok kelimesinin yani birçok manası var. Bunlar çeşitli fiiller üzerine inşa edildiği için çok derin manaları da oluyor. Dolayısıyla alaka kelimesinde emme manası var. Kan emme manası var. Yapışıp kalma, duvara asılı halde olma gibi birçok manaları da var. Belki bunlardan bir tanesi de kan pıhtısı. Ben kan pıhtısını çok görmedim ama bazı mealler bu şekilde veriyorlar. O da zaten meal okuduğu için bu soruları soran arkadaş Arapça bilmiyor zaten. O kan pıhtısı meali veren hocalar sebebiyle bunu soruyor. O dönemdeki o insanların kendi bilgi birikimi neticesinde yaptıkları bir yol. Şöyle bir şey söylüyor yani bu çok iddialı bir şey. Alak kelimesi o dönemdeki en sık kullanılan bilinen anlamı kan pıhtısı. Değil tabii ki öyle bir durum söz konusu değil. Çok iddialı bir söz. Yani diyoruz ya muallaka-i seba diyor. Adam duvara, Kabe'nin duvarına astığı şiire de alaka kelimesini kullanıyor. Onun hiç kan pıhtısıyla bir alakası yok. Yani burada böyle birkaç örnek verseydi belki onun üzerinden giderdik. Değil tabii ki yani bunlar çok detaylı araştırmalar değil. Bizim genelde bu OCD rakamlarında PISA rakamlarında da gösteriliyor. Okuduğunu anlama konusunda da ciddi problemlerimiz var. Bir okumuyoruz. İki okuduğumuzu anlamakta da çok sorunluyuz. Okuduğumuzu anlamadığımız için yanlış anlıyoruz. Ve yanlış anlama neticesinde de bazı fikirler ortaya koyup her ne kadar saçma olsa da ciddi ciddi bu soruları ön plana koyabiliyoruz. Çünkü yanlış anladığımız şeyi doğru anladık zannediyoruz. Derinlemesine okuma yapmaktan uzak kalıyoruz. Ve bunun neticesinde de bazı şeyleri çok biliyormuşuz gibi sorma kıvamına geliyoruz. Ya İhsan Fazlıoğlu'na atfen söylemiştiniz hocam. Bazen ahlak meselesi. Tabii niyet meselesi. Önce bir niyetin var mı? Samimi bir niyet içinde olacaksın. Hatta bizim bazen öğrencilerimizden de geliyor. Hocam benim aklıma böyle sorular geliyor. Şey mi oluyorum işte acaba dinden şöyle oluyor muyum? Kötü mü oldum? Günaha mı girdim? Ya bu çok öyle değil. Samimi bir niyetle bu soruların cevabını arayan kişiler cevabını bulurlar. Zaten Kur'an-ı Kerim hüden lil muttakin. Yani, muttaki olana hidayet edicidir. Yani gerçekten samimi bir şekilde niyetiniz varsa anlamaya bu kitap size cevap vermeye başlıyor. Dediğimiz gibi burada alaka kelimesinin birçok manası var ki bugünkü anlamda da aslında bir mucizedir bu ayet. Nitekim bunun mucizeliği de birçok insanın Müslüman olmasına vesile olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in bizim karşısında el pençe divan durmamıza vesile olan ayetlerden bir tanesidir. Ne dedik? Alaka kelimesinde yapışma anlamı var. Kan emme anlamı var. Duvara asılı olma hali var. Bugün biz biliyoruz ki sperm, döllenmiş yumurta ne yapıyor? Ana rahmine yapışıyor evet. Ve oradan kan emiyor. Yani orada kendi kesesini oluşturuyor. Evet. Kendi plasentasını oluşturuyor ve bunun neticesinde anneden kanı emerek oksijenini de daha sonra besinlerini de alıyor ve bu şekilde kendi vücudunu inşa ediyor. Evet.
ve o bir sperm yumurtalıkla birleştikten sonra o döllenmiş yumurta insan haline geliyor. Kinitekin bu da 1400 yıl önce inen bir kitap için evet. Çok 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 yüksek bir seviye. Ve kelimenin bütün manalarını kapsıyor. Ya aslında üçüne de tabii kan olarak emmesi. Kanı emdiğini nereden biliyorsun? Gözde görülmeyecek bir şey. Kanını emiyor, alıyor oradan. Sonra yapışıyor oraya ve duvara asılı hale geliyor. Nitekim ki hocam ilk ayet yani ilk evet. Ayetler yani ilk ayette hani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk muhatap olduğu ayet vahiy. Yani burada özellikle buna vurgu yapması evet. Ki peygamberin böyle bir biyolojik ilmi yok ki, biyoloji sonradan oluşuyor ilim dalları da, ama böyle bir bu alana dair hiçbir bilgisi yokken bunu söylemesi ve oradaki çevrenin de burada insanların da evet. Bununla ilgili bilgisi yok. Bu üç manayı da delalet eden bu şey kelime Kur'an'ın yine mucizelerine işaret Allah aslında. Bunu ancak Allah bilebilir. Başka kimse bilemez. Nitekim nutfe derken o spermi, alaka derken o döllenmiş yumurtayı, daha sonra mudga deyince de onun et haline gelmiş. Artık omurgası oluşmuş, kalbi oluşmuş. Bir mercimek tanesi kadar ama kalbi atıyor. Dinleyebiliyorsunuz. Bunun sesini duyabiliyorsunuz. Daha yeni yeni sinir sistemi oluşuyor, vücut oluşuyor, kan dolaşımı oluşmaya başlayacak, vücut oluşmaya başlayacak ve bir daha bir ceviz kadarken, çilek kadarken aslında bütün vücut da oluşuyor. Daha sonra o halden büyümeye başlıyor. Bu serencam daha gözle görülemeyecek derecede ve tamamıyla ana rahminde gerçekleşen bir hadise. İnsanoğlunun bunun hakkında hiçbir fikri yok. Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsediyor. Öyleyse neden dolaylı şey diyor? Alak kelimesi bilmenin başka anlamlara mı gelmektedir? Evet, geldiğini söyledik. Eğer öyleyse neden dolaylı yönden yazılmıştır? Şimdi çünkü edebi bir kitaptır. Çünkü Kur'an. Evet. Edebi bir yani kitaptır. Edebi kitapta bu şekilde farklı manalara gelecek ki sürekli biz onun üzerinde konuşacağız, tartışacağız ve kendi bilgimize, kendi donanımımıza göre ondan istifade edeceğiz. Eğer bu kitap tek manaya gelseydi ve sadece o dönemde anlaşılmış olsaydı, o zaman tarihi bir metin olarak kala kalırdı. Bugün biz onun üzerinde tartışmaz, konuşmaz, kendi yaşamımıza onu inşa etmeye çalışmaz. Kur'an-ı Kerim'i yeniden anlamak için, yeniden okumak için çaba göstermezdik. Hı hı. O tarih sürecinde nasıl bugün birçok tarihi metin var elimizde. Hammurabi kanunları gibi, diğer işte Kadeş Anlaşması gibi farklı metinler elimize geçtiğinde nasıl biz onları bir kere de okuyup kenarıya koyuyoruz veya sadece uzmanları onu araştırıyor. Ve oradan elde edecek bilgi sadece tarihi malumat. Gerçekler, bilgiler. Daha fazlası yok. Ama biz Kur'an-ı Kerim'i bugün tekrar okuyup, ona tekrar bir mana verip kendimizi onunla beraber yeniden inşa ediyoruz. Bunun için çok farklı manalara gelebiliyor olması hala, lazım. Hatta bir ifadeyle Kur'an zaman ihtiyarladıkça Kur'an gençleşiyor. Zaten Kur'an'ın mucizeliği bu. İnsan aklı geliştikçe Kur'an'dan alacağı istifade oranı da artıyor. Vahiy ile olan irtibatı da akılla beraber ilerliyor. O yüzden biz bugün Kur'an-ı Kerim'e bakıp Kur'an-ı Kerim'den istifade edebiliyoruz, faydalanabiliyoruz. Onu yeniden hem birey olarak hayatımıza uygulayıp yeniden inşa edebiliyoruz. Onunla yeniden var olabiliyoruz. Hem de topluma yeni bir gelecek hazırlayabiliyoruz Kur'an-ı Kerim üzerinden. Bu sayede zaten Kur'an-ı Kerim mucizevi bir kitap oluyor. Bazen ya işte yeni niye yorum yapıyorsun, yeni şeyler niye ortaya koyuyorsun deniyor. Eğer bu bakış açısıyla yaklaşılsaydı ne Zamahşeri Keşşafı'nı yazardı, ne Fahrettin Razi Tefsir-i Kebir'ini yazardı, Mefatül Gayb'ını yazardı. Ne Gazali gelirdi, ne İbn Sina gelirdi, ne Farabi gelirdi. Onlar her birisi kendi dönemlerinde Kur'an'ın manalarını inşa etmeye, oradan istifade etmeye, o okyanustan kapları nispetince almaya çalıştılar. Bizim de bugün çabamız bu. Biz de bugün o okyanustan kabımız nispetince almaya çalışıyoruz. Kuşatamıyoruz, hakim olamıyoruz. Her şeyle dört dörtlük elimize geçiremiyoruz. Çünkü bu tarihi bir metin değil. Bu Yüce Allah'ın kelamı ve biz o okyanustan ne kadar istifade edebiliyorsak ediyoruz. Burada birimizin kıyıda olması, birimizin seyrediyor olması, birimizin derine dalıyor olması bir şey değiştirmiyor. Tamam, seviyeler farklı farklı olabilir. Yani Kur'an-ı Kerim'den istifadeler farklı farklı derecelerde olabilir. Ama sonuç itibariyle herkes rahatlıyor. Onu gören, izleyen de rahatlıyor. Kenarında oynayan da rahatlıyor. İçine giren de rahatlıyor. Derine dalan da rahatlıyor. Önemli olan burada kişiye yetebiliyor olması, ki yetiyor, artıyor bile. Zaten biz o artan kısmına hayran kalıyoruz. O yüzden zaten iman ediyoruz. Ve onu uğraştıkça, onunla hemhal oldukça, okudukça, araştırdıkça aslında ne kadar az bildiğimizi anlıyoruz. Bu hem bilim adamları ve kainat arasındaki ilişkide geçerlidir. Hem
bir Müslüman açısından Kur'an-ı Kerim'le olan ilişkisinde geçerlidir. Bugün birçok bilim adamı da kainatla uğraştığında aslında biz hiçbir şey bilmiyoruz. Kainata oranla hiçbir şey bilmiyoruz demişlerdir. Sokrates eğer felsefede de aynı vardı, yani filozoflarda da bu vardır. Eğer bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğim. Çünkü o kadar görüyor ki bunları artık, bir şey bilmediğini fark ediyor. Bir bilim adamının doğaya baktığı zamanki karşılaştığı duyguyla, bir filozofun insanlığa, doğaya baktığında karşılaşmasıyla bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim'e baktığında karşılaştığı şeyler aynıdır. Biz de Kur'an-ı Kerim'e uğraştıkça aslında onun ne kadar büyük bir okyanus olduğunu, mana derinliğinin katmanlarının ne kadar derin olduğunu, bizim ise onda sadece bir nokta olduğumuzu, acizliğimizi ve kulluğumuzu anlıyoruz, idrak ediyoruz. Bugün bilim adamları evrenin %5'iyle, bizim şu anda görünebilir evrenin %5'ini gördüğümüzü, işte Andromeda galaksisi, Samanyolu galaksisi falan diyoruz ya, bu %5'inden falan bahsediyoruz diyorlar. %95'i hakkında daha bir fikrimiz bile yok. Hani biz bu kadar muhteşem bir yapı karşısında hayranlığımızı dile getiremiyoruz ve ancak bilmiyoruz diyoruz. O yüzden Harari Homo Sapiens de insanoğlunun 21. yüzyıldaki en büyük keşfi aslında hiçbir şey bilmediğidir diyor. Aslında hiçbir şey bilmediğimizi keşfettik. Evet, insanlık namına çok şey öğrendik ama kainat bağlamında dışarıya baktığımızda aslında hiçbir şey bilmediğimizi keşfettik. Ve bu süreç işte bize insan yapıyor. Dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de senarahum ayatina filafaki ve fi enfusihim. Biz onları hem ufuklardaki, evrendeki, kainattaki delillerimizi, hem de kendi iç dünyalarındaki delilleri, hem makro alemi hem mikro alemi göstereceğiz. Ama bu zamanla olacak. Ve insanoğlu işte o aklıyla buldukça, vahiylerdeki bu güzellikle karşılaşınca, bunlar aslında Allah'ın ne kadar mucizevi bir kitap gönderdiğinin, Kur'an-ı Kerim'in Allah katından olduğunu da delilleri oluyor. Musevi eski Mısır'da atfen bir şey söylüyor. Tabii onlar kendi o tarihi süreçte bazı bilgiler olabilir. Biz Kur'an-ı Kerim özelinde gidiyoruz şu anda. İslam dini özelinde gidiyoruz.